Bugün Bim'den aldığım trend kek ipimizle bakın ipimiz Ören Bayan'ın trend kek ipi. Bununla çok güzel bir bebek battaniyesi modeli göstereceğim. Bakın hanımlar ipimiz rengarenk batik ip. Kırmızı, lacivert, mavi, yeşil, sarı, turuncu diye geçişleri var. Şimdi ipliğimizin kağıdını bir çıkaralım öncelikle. İlk önce sarı renk ipliğimiz çıktı. Şimdi sarı renk ipliğimizle zincir çekerek battaniyemizin yapılışına başlayacağım. Sevgili hanımlar ölçü veremiyorum. Ee, yapacağınız örgünün boyutuna göre zincir çekeceksiniz. Ee, eğer bebek battaniyesi yapacaksanız 100-110 zincir çekebilirsiniz. Ee, başka şeyler yaparsanız onu da kendiniz ayarlamasını yapabilirsiniz. Ama bu modelimiz en çok bebek battaniyesine gider. Yalnız ince iple yaparsanız tığ e, pardon. E, lif ile yaparsanız lif de olabilir. Çünkü örneğimiz e, fıstıklı bir örnek. Evet bir bu kadar zincir yeter. Şöyle bir karış kadar zincirimi çektim. Şimdi örgüme başlıyorum. Şimdi tığımın başına ipimi doladım. E, bu arada tığ numaramı söyleyeyim. Tığ numaram 4.5 milimlik. Tığımın başına ipimi doladım. Bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirime bir tane ikili pardon üçlü trabzan yapıyorum. Tam üç defa da çıkartalım. Tığımın başına ipimi doluyorum. Bakın yaptığım üçlü trabzanın bir arkasındaki yuvaya yani zincire tığımı geçiriyorum ve oraya bir fıstık yapıyorum 3 defa da çıkardığım fıstığı yapacağım bakın 2 3 fıstığı kapatıyorum bir zincirle sabitliyorum bakın tığımın başını tekrar ipimi alıyorum sayıyorum 1 2 3 4 5. yuvaya yine 3 defa da çıkaracağım bir trabzan yapıyorum Devam ediyorum tığımın başına ipimi alıyorum. Bakın yaptığım üçlü trabzanın bir arkasındaki yuvaya yine bir fıstık yapıyorum. Üç defada doldurduğum fıstığı. Bakın üç. Hepsini birden çıkartıyorum ve sabitliyorum. Devam ediyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beşinci yuvama bir üçlü trabzan devam ediyorum hemen bir arkasındaki zincirimize bir fıstık 1 2 3 defa da doluyoruz bakın örgümüz bu şekilde ilerliyor tekrar sayıyorum 1 2 3 4 5. zincirime 3 defa da çıkaracağım bir trabzan. 2 defa da, da çıkarabilirsiniz ama 3 defa da çıkarınca daha hoş duruyor. Eğer 2 defa da çıkarırsanız örgünüz biraz sert durabilir. 1 2 3 Fıstığımı kapattım. Sabitledim. Bakın. İlk sıramızı bu şekilde devam edelim tığımın başına ipimi aldım bakın 1 2 3 4 5. zincirime bir tane 3 defa da çıkardım trabzanı yaptım tığımın başına ipimi aldım bakın geriye doğru birinci veya ikinci zincirinize bir fıstık yapıyoruz Evet devam ediyorum 1 2 3 4 5. zincirimize bir trabzan bakın trabzanımızın bir gerisine ben iki gerisine batıyorum bir fıstık sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim Bakın birinci sıramı tamamladım. Şimdi son e, zincirimize bir tane 3 defada çıktığımız trabzanımızı yaptık. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bakın örgümü çevirdim. Şimdi burada bir fıstığımız var. Fıstığı atlıyoruz. Bir önce yaptığımız trabzanın bakın tam tepesine tekrar 3 defada çıkaracağımız trabzanımızı yapıyoruz. Yine tığımızın başına ipimizi doluyoruz. Bakın bir alt sırada yaptığımız fıstığın üzerine bir fıstık. 2-3 defada dolduğumuz fıstığı yapıyorum. Bakın çıkarıp sabitliyorum. Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Bakın yine bir alt sıradaki bakın trabzanımın üstüne Batırıp yine üçlü bir trabzan yapıyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Geriye geliyorum. Fıstığın üzerinden tekrar bir fıstık yapıyorum. Üç defada doluyorum. Bir zincir çekiyorum. Sabitliyorum yani. Ee, hanımlar isterseniz şu aralara siz birer zincir çekebilirsiniz. Eliniz çok sıkıysa. Ee, ama eliniz gevşekse sık, zincir çekmeye gerek yok. Benim elim biraz gevşek olduğu için bir de tığım 4,5 milimlik olduğu için zincir çekmedim. Sadece sabitliyorum o kadar. Tığımı doladım. Bakın yine bir önceki trabzanın üzerine bir trabzan. Tığımı doladım. Geriye geliyorum. Bakın bir önceki fıstığın üzerine bir fıstık. Sabitliyorum. Tekrar bir trabzan. Tığımı doluyorum. Bakın geriye geliyorum. Fıstığımın üzerine bir fıstık. Bu arada ipliğimiz sarıdan kırmızıya geçiş yaptı. Evet. Bir trabzan. Trabzanlarımızı 3 defa da çıkartalım. Bir fıstık. Bakın örgümüz bu şekilde ilerliyor. Aralara isterseniz dediğim gibi birer zincir de çekebilirsiniz. Elinizin ayarına göre kendiniz ayarlayın. Evet şimdi bir fıstık yapıyorum. 3 defada dolduğum fıstığı yapıyorum. İpiniz ince ise siz 4 defada dolabilirsiniz. bir alttaki bakın bir alttaki fıstığımızın üzerine fıstık gelecek şekilde devam ediyorum. Şimdi bir trabzan tekrar bir fıstık. 3 Bir trabzan 1 fıstık 2 3 Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın. 1 trabzan 1 fıstık 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bakın örgümü çeviriyorum. İkinci sıramızı da tamamladık. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Evet 5 zincirimi çektim. Devam ediyorum. Bakın bir alt sıradaki bakın bir alt sıradaki trabzanımın üzerine bir trabzan 3 defa da çıkarıyorum. Tığımı doluyorum. Geriye geliyorum. Bakın fıstığın üzerinden bir fıstık. fıstığı kapatıyorum. Devam ediyorum. Trabzanın üzerinden bir trabzan. Fıstığın üzerinden bir fıstık. Trabzanın üzerinden bir trabzan. Fıstığın üzerinden bir fıstık. Bakın şöyle bir göstermek istiyorum. Örgümüz bu şekilde ilerliyor. Her sırada aynı işlemi yapıyoruz. Bakın arkada da aynı işlemi yapıyoruz. Önde de örgümüz gayet kolay, yapılışı da çok zevkli. Bakın bebek battaniyesi yaparsanız çok çok güzel olur. Astar bile koymanıza gerek kalmaz. Hanımlar şimdi ben birkaç sıra örgümden öreceğim. Örneğimiz tamamen ortaya çıksın tekrar geleceğim. Bakın ipliğimiz sarı, kırmızı, lacivert, mavi diye ilerledi. Daha sonra aradaki renklerde bakın yeşil, e, turuncu diye devam edecek. E, dediğim gibi eğer be bebek battaniyesi yapacak olursanız harika bir model. Bakın arka tarafını da göstereyim. Arkalı önlü kullanabilirsiniz, astarsız yapabilirsiniz. Örgümüz bu şekilde ilerliyor örgümüz sadece bir üçlü trabzan bir fıstıktan oluşuyor dediğim gibi aralarda isterseniz birer tane zincir çekebilirsiniz isterseniz çekmeyebilirsiniz o sizin kendi elinizin ayarına göre ayarlayın ben çekmedim hem dediğim gibi tığım üç pardon dört buçuk milimlik olduğu için gerek kalmadı zaten ipimiz de çok kalın bu yumakla sadece bebek battaniyesi yapılır başka hiçbir şey yapmayın bence çok kaba olur bir de eğer yaparsanız belki atkı ve şapkada olabilir ama bebek kıyafeti e, sanmıyorum çok kalın çünkü ipimiz çok kalın. Sadece bebek battaniyesinde güzel durur bu model. O da böyle fıstıklı model çalışırsanız. Evet sevgili hanımlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.